Dizinlerin tepe noktaları aynı, yani en son çıktıkları noktalarda her ikisinin de ilk hızı yoktur. Bundan sonra düşme süreleri T ise yine bunun da düşme süresi T'dir. Ancak çıkış süreleri farklıdır. Mesela bunun çıkış süresi K'mızın çıkış süresi L'nin çıkış süresinden daha azdır. Bu durumda uçuş süresi aynı değildir. Yani yere düşme süresi atıldıktan sonra kiminki daha büyüktür? L'ninki büyüktür, K olacaktır. İlk hızları da yine aynı şekilde L'ninki daha büyük olmalıdır. Çünkü daha aşağıdan atılıp aynı yüksekliğe çıkmış. Ancak her ikisi de eşit yükseklikten serbest bırakıldığından her ikisi de eşit yükseklikten ilk hızsız indiklerinden inince yere aynı hızla çarparlar. Yere aynı hızla çarparlar. Yani v kare eşittir 2gh dersek bunlar aynı olduğundan toplam h yüksekliğimiz, bakınız bunu kastediyoruz. O zaman yere çarpmazları da aynı olacaktır. Hangileri aynıdır diye sorulduğundan cevabımız yalnız 3 C seçeneğidir. K daha yukarıdan atıldığından daha yukarıdan atıldığından uçuş sürelerinin aynı olabilmesi için uçuş sürelerinin aynı olması için K'nin atılma hızı, buna VK dersek, buna da VL dersek, VK'nin kesinlikle VL'den küçük olması gerekir. Yani daha yukarıdan atılan küçük hızla aşağıdan atılan da büyük hızla atılırsa o zaman aynı sürede yere gelirler. Kesinlikle sorulduğu için ancak bunu bilebiliriz. Cevabımız A seçeneği olur. Şimdi bu hizaya geldiğinde S'ye, yani buradan buraya gelme süresine T dersek, o zaman bu da bu noktaya gelmiş. Onun da buraya geçme süresi T'dir. Hızı sıfır olmuş burada, bakınız. T sürede hızı sıfır oluyorsa o zaman arkadaşlar T sürede de buraya geleceğinden hızımızın 2V olması gerekir. Şöyle yapacak olsaydık, bakınız buradan serbest düşseydi bu. İlk hızı olmasaydı o halde burası da H olacaktı. Ve burayı da T'de gelmiş olacaktı V hızına ulaştığında. Daha sonra ise burası toplamda bir T daha olacağından 3H olmalıdır. Burasına 1H dersek, çünkü bir T'de 1H düşerse demiştik, burası 1T'ydi. O zaman toplamının 3H olabilmesi için buraya da 2H kalır. Doğru cevabımız H1 bölü H2, H bölü 2H'tan 1 bölü 2 gelir. A seçeneği olur. Karşılaştıkları anda hızlarının büyüklükleri eşitse X'in atıldığı hıza 2V dersek, karşılaştıklarındaki hızlarına da V diyelim. Yani X'in karşılaştığı andaki hızı V ise Y'nin de karşılaştığı andaki hızı V olsun. Büyüklükleri eşit. Bu durumda arkadaşlar buradaki süremize T diyecek olursak hızımız V'ye düşmüş. Bu süremiz de T olacaktır. T sürede L kadarlık yer aldığını düşünürsek bu 3L kadarlık alacaktır. Çünkü şöyle diyecek olursak, bakınız net görebilmeniz için, 2V ile attığımız bir cisim buraya çıktığı zaman hızı sıfır olduğunda serbest düşme yapacaktı. L 3L diyecektik buna, hatırlayacak olursak. Sürelerimiz de T'ye T olurdu. Aynı mantıktan burada da diyecek olursak o zaman burası da L olacağından X cisminin çıkabildiği en çok yüksekliğimiz 3L olacaktır toplamda. 3L'ye de biz 1H demiş idik. O zaman X'in çıkabileceği maksimum yükseklik 1H doğrudur. Karşılaştığında X'in aldığı yol 3L'dir.
Y'nin aldığı yol 1 L'den fazladır. Doğrudur. X'in havada kalma süresine 4T 2 çıkar 2 inerse Y'nin ikisi de 2T olduğu için 2 katıdır. Yine doğrudur. Cevabımız E seçeneği olur. X'in hızı Y'nin hızından büyükmüş. Şöyle hemen şuraya yazacak olursak X'in hızına 3V desek çıkış süresince bize diyor. O zaman X'in çıkış süresini sadece baz alıyoruz. Belli bir süre sonra X'imizin hızı 2V, daha sonra 1V ve sonra da 0 olacaktır. Burada da hızı 0 olacaktır. O halde burası 3H, burası 5H, burası 3H, burası da 1H olsun. Her birini de T sürede alır. Bu X. Y ise daha küçük bir hızla atılsın. Yani 2V ile atılsın. O da şu yörüngeyi izleyerek gidecektir. Tam X çıktığında bu da burada olacaktır arkadaşlar. Neden? 1T, 1T, 1T olacaktır. Burası V olacaktır. Buradaki hızı ne olacaktır? V olacaktır. Buradaki hızı da 0 olacaktır. Şimdi T süre sonra aralarındaki birbirlerini gördükleri hızlar 2V'ye 1V olduğundan 1V olarak görecektir. 2T süre sonra V'ye 0V görecektir. 3T süre sonra 0 olan X, Y ise 1V olduğu için yine 1V. Dolayısıyla Y cismine göre X sabit hızla hareket eder. X'e göre de Y sabit ve hareket edeceği için 2 doğru 3 yanlıştır. X, Y cisminden uzaklaşmaktadır diyor. T süre sonra bakarsak arkadaşlar, T süre sonra aralarındaki uzaklık, aralarındaki düşey mesafe daha doğrusu 5H eksi, burası da neydi arkadaşlar? 3H, 1H'tı. 3H'tan 2H olup uzaklık artmakta yani uzaklaşmaktadır. Cevabımız B seçeneği olur. Şimdi yerden arkadaşlar yukarı doğru attığımız ama hava sürtünmesinde attığımız bir cisim diyor. V sıfırlatalım ya da V ile belli bir yüksekliğe kadar çıkacaktır. Durduktan sonra tekrar yere gelecektir. Hava sürtünmesi olduğu için yere geldiğindeki hızı yani son hızı kesinlikle atıldığı hızdan nedir? Daha küçüktür. Tepe noktasında da hızımızın sıfır olduğunu biliyoruz. Şimdi uçuş süresince diyor bakınız uçuş süresi içinde yer değiştirme sıfırdır. Yer değiştirmesi sıfır. Ortalama hız neydi? Ortalama hız toplam yer değiştirmenin toplam süreye oranı olup yer değiştirme sıfır ise o zaman ortalama hız da sıfır olacaktır. Yani V1 ortalama hızı en küçüktür. Daha sonra ise V1'den sonra V2 ile V3'e bakacak olursak V2 çıkış süresince diyor. Çıkış süresindeki hız daha büyük olduğundan ortalama hızımız mesela burası 4V ise atıyoruz. Burası da 2V olsun. O zaman çıkıştaki ortalama hız yarısı 2V iken inişteki ortalama bu V2 idi. Burası V1'di. İnişteki ortalama hıza da V3 demiş. O da 1V olacaktır. Yani 2 en büyük, sonra 3, sonra 1 olacaktır. Cevabımız E seçeneği olur. K cismi L'den önce yere düşmüş. Burada çıkış ya da uçuş süreleri K'nın uçuş süresi L'ninkinden küçükmüş. Bu durumda olduğundan ve aynı hızlarla atılmışlar. K cisminin yere göre çıkış yüksekliği L'ninkinden daha az olmalıdır. Yani buradan iniyorsa L cismi daha yukarıdan çıkarak inmiş olmalıdır. Bu durumda da burasına HK dersek, burasına da HL dersek, HK'mız yükseklik olarak daha az olmalıdır. Birinci yargımız doğrudur.
K cismi hava ortamında, L cismi havası alınmış ortamda. Her ikisi de havalı ortamda. Yani sürtünmenin olduğu ortam olabilir ama sürtünmeleri farklı olabilir. Sürtünmeleri farklı olabilir. Yani her ikisi de hava ortamı olabilir ancak sürtünme katsayıları vesaire cisimler farklı olabileceğinden ikinci yargımıza kesinlik söyleyemeyiz. K cisminin yere çarpma hızı V'den küçüktür diyor. K cismindeki sürtünme daha fazla ya da daha az çıktığından daha küçük hızla çarpacaktır. Daha yüksekten geldiği için daha büyük hızla çarpacaktır ona göre. Üçüncü yargımız da kesinlikle doğrudur. Cevabımız C seçeneği olur. Şimdi cismimizin buraya gelmesinde arkadaşlar T süre sonu hızı bitmiş. O halde burası T dersek iniş de T olur. Biz bir çıkışına L dersek sonra inişimiz bakarsak buraya toplamda 4T sürmüş. O halde bir T burada geçecekse sonra da T toplamda 4T olmuş olacaktır inişimiz. 1, 2, 3. Bu durumda ilk indiği yer L kadarsa sonra 3L, 5L, 7L olacaktır. Bu durumda H üstüne biz L kadar diyecek olursak H dediğimiz burası toplamda düştüğü yükseklik 15L'dir. Buradan da oranımız 1 bölü 15 gelir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Cisim öncelikle K'dan L'ye 45 metre çıkacak, sonra da inecekmiş. Şimdi burada diyor ki uçuş süresi çıkış süresinin 3 katına. Şimdi çıkış süresi arkadaşlar 45 eşittir 5 çarpı T çıkışın karesi dersek buradan çıkış süresi 3 saniye olacaktır. 3 saniye çıkıyorsa 6 saniye inmelidir ki toplamda kaç kat olacakmış? 3 katına eşit olduğuna göre uçuş süresi. O halde burada çıkış 3 saniye ise o zaman uçuş süresi 3 çıktı, 6 indi, 9 saniye olur. Yani 3 katı olur. Şimdi bize toplam yükseklik soruluyor. Yani burası soruluyor. Gökdelenin toplam yüksekliğinden cisim L noktasından serbest düşme yapacağından o halde toplam yükseklik H max 5 çarpı T inişin karesi dersek buradan H max'ımız 5 çarpı 6'nın karesi 36, o da 5 ile çarparsak 180 metre gelir. Doğru cevabımız D seçeneğidir.